yapılamaz. Yapıyorum size ya. Yer almışsa bunun cezasının Türk milleti ve Türk adaleti tarafından sonuna kadar takip edilip neticelendirilmesi ve infaz edilmesi gerekmektedir. FETÖ ile ilgili özellikle toplumda bir mağduriyet edebiyatı dile getiriliyor. Özellikle diğer siyasi partilerin FETÖ yargılamalarından veya FETÖ'den dolayı gözaltına alınan insanlardan dolayı bir mağduriyet söylemler dile getiriliyor. Biz şunu söylüyoruz, 15 Temmuz darbe girişiminde ve FETÖ darbesinde burada Türk milleti mağdur olmuştur. Özellikle ve özellikle Türk milletinin mağduriyetinin mutlaka sonlandırılması gerekmektedir. Bu yargılamaların adil ve bağımsız bir şekilde yapılması gerekmektedir. Yargı bağımsızlığı burada çok önemlidir. Biz daha öncesinde avukat olduğum için adalet işleyişinde hatalı kararlar olabilir, yanlış kararlar olabilir. Bunun bir üst mercisi vardır. Yargıtay'da veya istinafta bunlar düzeltilebilir. Fakat yargıda görevli hakimlerimizin vicdanlarının başka mahvellere satılmamış olması, özgür iradeleriyle karar vermesi bizim için en önemli noktadır. Burada yargı bağımsızlığının sağlanması noktasında mutlaka fikri hür, vicdanı hür yargıçların göreve getirilmesi çok önemlidir. Şu anda Türk adaleti FETÖ ile gerekli mücadeleleri sonuna kadar yapmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da biz bu mücadelenin sonuna kadar arkasındayız. Evet. Ve takipçisi ve destekçisiyiz. Dedik ya, Cumhurbaşkanı'nın kendi bir...